Yarının dünyası Paris bu sunar. Sokrates Club'a hoş geldiniz. Paribu işbirliğiyle hazırladığımız çok iyiydi, çok severim programında. Tekrar beraberiz sanki uzun bir ara vermiş gibiyiz çünkü olur Erdem de ben de çeşitli şekilde havada bulunduk, uçtuk, uçtuk bir yere gittik geldik. Nereye gittim hemen? Ben, ben Berlin'e gittim. Ne yaptın Berlin'de? nasıl geçti Berlin'de? Euroleague Final Berlin. Four yayınlarında gerçekten çok yoğundu, çok koşturdum, e, nefes alamadım. Ben sürekli her akşam sizi başka bir yerden story atarken gördüm. O kayyon değildiniz gibi. Yok, özellikle <laughs> her akşam yayın vardı. Her akşam. Çıkışlarında Berlin tabi yaşayan bir şehir. Anladım. Belli tabi çok geç saatlere kalmadan. Tabi tabi. Ya mesela sabah 8'deki ışığın güneşin yeniden doğuşuna kadar kalanlar oldu. Ama biz kalmadık tabii ki. Ee, bunlara gitmedik. Ben ee, şu anda isimlerini bile tahmin edebiliyorum. Yani çeşitli işte Kit Kitkat'tır, Bergain'dir, e, işte bu tip çeşitli Berlin'in ünlü meşhur Günah yuvaları. yuvalarına biz gitmedik. <laughs> biz dediğim de... Senin gidip gitmediğini de bir sorgulayacağım. <laughs> Sorgula. Çok güvenilir kaynakların var sonuçta orada. Benim Kimisi ve... Sokrates Club'ın da yeni yönetmeni olan bir Benim Berlin'de hafendi. senin bilmediğin de kaynakların var. Ha vardır tabii ayrıca vardır. Zaten e, genel olarak şortla e, gezdiğim için de mimlendim yani bir gören bir daha görünce şey ettirdi böyle bir e, Berlin e enteresan bir şehir bu konuda. Şort giymiyor mu abi? Yok benim bacağımdaki protez üzerinden gelen bir tekrar tanıma sistemi oluştu. E, mesela bu tip çeşitli mekanlara gittim de rahat ettim. Shorty guy. Shorty guy değişik oldu. <laughs> değişik oldu. Ber Hocam Berlin Dur. anılarından bahsediyorduk. Berlin'de çok <laughs> ekstra şeylerimiz var. Bağlantılarımız var. 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 Çok şükür zamanında gittik, kaldık ve evet. Türkiye ile Almanya arasında bir köprüdür Berlin. Müthiş yani <laughs> <sonra. gülüyor> bir, şey bir köprü. Aynen. Bu arada e, hocam Berlin her zaman güzel. Yani Almanya'nın şehirlerine evet. gitmek de güzel ama Berlin ayrıca güzel ama organizasyon çok kötüydü ya. Allah Allah. Çok Allah. kötüydü evet. Ben ilk defa ki bu benim Berlin'de üçüncü Final Four 3'üne de gittim. Yani 2009'da oh, da oradaydım biliyorsun, 2016'da da zaten oradaydık. Bu sefer önceki ikisinde bence organizasyon daha iyiydi. Hele 2016'da falan bayağı iyiydi ama bunda gerçekten büyük problemler yaşandı. İşte ilk gün seyirci giremedi, 25 dakika geç başladı maç mesela. Türkiye'de olsa düşsene. Onu o, gördüm. E O mesela baştan zaten problem. Onu takip ettim. Hatta ya, o sayede maça yetiştim ben. Çok özensizlerdi. Bir de şeye çok üzüldüm. Ee, yani mesela olay çıktı. Sonrasında sürekli olay çıkacak diye e, salonu o bütün aralarda köpekli polisler bastı abi yani girdi. O köpekleri görmen lazım. O gürültüden şeyden, ışık şeyden bayağı rahatsız oldular. Onlara üzüldüm yani. Ve insanlar da tedirgin oldular ve tam bizim anlatım tribünün önüne geldiler. Herkes böyle bir yandan işini yapmaya çalışıyor. Bir yandan o köpekler duruyor. RoboCop gibi adamlar var. Acayip her şeyi giymiş falan böyle. Çünkü arkamızda Panathinaikos'un... Senle akşamdan kalmışsın hiç bunun çökesin yok. Ha, yani... <laughs> ya işimi yapmaya çalışıyorum tabii, ben tabii, onu konsantreyim. Arkamızda da bu arada tabi basın türbü organizasyonu da felaketti. Birisi normalde basın türbünü çok en e, ateşli seyircinin ortasına koymamaya çalışırlar. Evet. Ne olsun olma, olsun bir e, iletişim olmasın diye. Bir temas yaşanmasın diye. Biz temas yaşanmasına gerek yoktu. Temastaydık sürekli yani... Gate 13 şey grubu var ya bu evet. Panetta Tam anlatım yerinin tam dibindeydi yani. Şu anlatım yeri e, türbün böyleydi. <laughs> yani o çıplak bir tane megafonlu abi vardır meşhur. Çıplak Korkus. megafonlu abiyle herkes temas Korkus. etti e hocam. Bu polisler neredeydi abi <laughs> bu köpeklerle polisler o sırada? <laughs> Köpekler de şeydeydi. basit türbünün diğer tarafında yani. Anlatım tribünü olan, anlatım tribünü ayrı bir de basit tribünü tepeye koymuşlar. O da ayrı bir kötü organizasyondu. Yani bizim mesela direkt basın olarak gelen ya da e, yayıncı olarak gelmeyen arkadaşımız tepedeydi. Şumarik dertleri dinlemek istemeyenler yok yok. şu anda burayı <laughs> geçebilirler. Final Four'a gitmiş adam salondan bunu takip Dert etmiş. Dert anlatmıyorum Almanya'da her gece gitmiş o bar senin bu var benim. Rezil bir Takılırmış. Adam Ben diyor ki köpekli polis geldi köpeğe üzüldüm. Aa, i̇şte ben de de abim, üzüldüm kendimi kendim üzülmedim ona üzüldüm. Neyse hocam böyle şeyler yaşandı ama tabii ki şehrin genelinde. Altta polise ne diyorsun? <laughs> Atlı polisler İskoçya'da denilmemiştim. E, enteresan oluyor tabii. Ben çok ürkütücü gene, oluyor. En bazen. son gene gördüm. Korkuyor insan bir İngiltere'de de gördüm. Madrid'de de gördüm. Çok güzel atlı polisler. At, atlar çok güzel. Bu arada polisler. Baba Üçte nefis bir atlı polis vardır. O New York'ta. E, şey parad vardır. Nereden geldik şu anda ya buraya? Aklıma geldi atlı polis sahnesi deyince. Ha. Öyle. Atlı polis. Ay ya at at. Atlı polis diyorum. At Murat'tır. Atlı polisin atı. Onlar hakikaten çok iyi atlar ya. Üf, acayip i̇nanılmaz, zarif hayvanlar. İnanılmaz zarif hayvanlar. Her bir geçerken bir pıtla geliyor şöyle. Senin bu canım benim diye. tavsiye ettiğin Yapamıyorum. hala izleyemedim bu şeyin yaptığı neydi? Ee, YouTube'da. yetim o, yetim ha, Yetim o. o. Onu da tekrar hatırlamış oldum. İzle, izle. Tişörtün şahane bu arada. Teşekkür ederim. Çok yani sağ gittiğin yerin e, dokusunu, ezgisini taşıyan bir tişört. İngiltere'den aldım onu. Ama bana İspanyol'da gelmiş gibi geldi. <laughs> değil değil. aldığın şey ismini evet. bilmiyordum. O yüzden. Ama belki de içgüdü. Aa. Böyle yani Sikabler Vuku. Vuku çok iyi kokteyldir bu arada. Evet, Sokates Bistro'da içebilirsiniz. İçebilirsiniz. Ee, şey e, bu... Güneş. Spagetti Western'lerin çekildiği yerler gibi o kanyonlar gibi çok güzel. Benziyor evet. Hoşuma gitti. Güneşli bir Grand Canyon akşamı. Sen var. nasıl geçirdin hocam? Sen bir de iki şehre gittin. Temaslarda bulundum. Temaslarda bulundum. İngiltere'ye gittim. Londra. Londra'da bir 3-4 gün geçirdim. Oradan Madrid'e gittim. <laughs> Mante gittim de iş sebepli olarak <laughs> Real Madrid Real Madrid maçına gittim. Şimdi Caner'in bu anlattıklarından sonra ben Caner'e sonra gerçekten bunu yapmak <laughs> istemiyorum ama. Diyorsun Santiago Bernabeu'ya gitmişim. Ben hayatımda bu kadar kötü bir maç görmedim. Bak, Ki, gerçekten... kağıt üzerinde güzel maç aslında. Fena değil. Niye? E, Real Betis de fena takım değildi bu sene. Ligin son maçı. Adamlar bir hafta sonra doğru. şampiyonlar gibi finali oynayacaklar. Lig doğru. bitmiş. O anlamda. Real Betis için bir anlamı yok. Bunlar için ama bir Ama Arda oynayacak. Arda, Arda oynamıyor. A oynamadı doğru Arda. Hayır Arda oynamıyor. Doğru. Ben ya, Berlin'de Arka, olduğum için takip edemiyorum. Dürüst, dürüst, dürüst <laughs> konuşayım. Ben size hiç yalan söylemedim. 25 dakika uyudum. <laughs> Orada <laughs> tepki geldi bu arada. 25 dakika uyudum maçta. Bravo. Te... bu samimi tepkiyi tebrik ediyorum. Ve 25 sadece dakika. güzel olan taraf Tony Kroos'un son Şöyle şey mi uyudun 25 beş dakika? Şu mu? Yok yani oğlum giden... böyle yattım önümde. demir mi? vardı. Demire böyle koydum kafamı. Abi o çok rahatsız edici bir uykudur ya. Şöyle dalarsın gidersin uyanırsın. Öyle standı. gitmemiş. Ben dümdüz yattım. İşte tamam öyle mi oldu diye merak ettim. Evet. İyi olmamış. Güzel. Stat inanılmaz. Her şey inanılmaz. Tony Kroos'un vedasını gördük. Çocuğuyla ağlaştım ağlaştı falan. En azından bize doğru. kalan bir güzel e, hatıradır. Doğru. Ama yani böyle bir maç olamaz ya. Vay be. böyle iyi. bir maç olamaz ya. Yani. Başka? Biz, biz tabii tabi evet. bu programda normalde ne izlediğimizi, e, ne deneyimlediğimizi anlatıyoruz. Bu deneyimlediğimiz. deneyimlediğimiz. Arden'i buluştuk onu da söyleyeyim. Ha, bravo. Kendisine buradan sonsuz başarılar, mutluluklar, çok her şey gönlünce olsun. Dünyanın en tatlı insanlarından bir tanesi. Evet. Çok da düzgün bir insan, çok da profesyonel yani bir Konuştun mu? yaptın var. mı? Yaptık, röportajı da yaptık. O yüzden... Nerede yayınlanacak? Biraz promosyonunu yapacak. Sokres'te. Onu... Hayır, yani Biraz şey yap detay var. ESPN'de. <laughs> daha öyle değil oğlum. Bana yaptırdılar. Hayır söyle. <laughs> Niye yaptırmasın ayıp Sokrates YouTube kanalında. Sokrates YouTube kanalında evet. yayınlanacak. Bravo tamam. Aynen. Tebrikler. Ee, <laughs> rica ederim. Adam <laughs> reklamı <laughs> biz yapıyoruz. Burada ağırlığı tekrardan <laughs> e, selamlarımızı iletelim tüm Sokrates olarak. Aynen sevgiler. Ee, i̇nşallah her şey gönlünce olur. Daha da güzel olur. Ağırlığı'cığım en güzel başarılar bu mutluluklar senin olsun. Kalp. Yaşadığın her zorlukta, bir sonraki adımda mutlu olacağını bil. Aynen. Böyle abileri gibi, tam yaşlı. Nasıl dede, dede gibi. <laughs> dede nasihatleri. Yanlış öyle bir şey yaşandı, <laughs> buna yani ne galiba Londra merkezde anlatmak zorundayım da. Niye oğlum burası şey Bunu sana mi? anlatmazsam ayıp olur. Anladım. Şöyle bir kerizlik yaşadım çünkü. Hayırdır? Ee, her baş... yerde anlat. Arda'nın başka çekimleri de vardı, bir tane futbol sahasındayız. O arada Arda topu böyle, benim olduğum tarafa doğru bir tane topu böyle şişirdi. <laughs> Yoksa rövaşetoya mı kalktın? <laughs> ben de... <laughs> Top birazcık önüm 5 metre önde sekti. <laughs> havalanıp gidecek. Üstümden geçecek. Zıplayarak tutayım dedim topu. Hmm. O sırada geri geri gitmişim. Yedek kulübesinin içine kadar girmişim farkında Vay değilim. <laughs> Zıpla topu tutayım diye bir sıçradım abi. Ah vurdun mu? O yedek kulübesinin demirine bir koydum kafayı bam <laughs> diye. Üzüldüm be. Çok da kafam yarık. Yarıldı mı? E, kafam yarıldı. Aynen. bayağı kanaktı. Tabii yani yarıldı. Çekim gazisiyim. O inanılmaz oğlum. Aynen. Geçmiş olsun. Ka evet böyle şey... şeyler için. Ama bir de başını çarptı bir kontrol ettirdi mi yani? Ya baktık bir şey oluyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Genel çerçevede. Yani bizim Kazım da biliyorsun beş gün sonra gidiyor kontrolü, kontrolü, Oğlum, Kazım, sonra. Kazım inanılmaz hikaye. Yani ya. O kadar böyle bir den yolum yok da şey değilim yani hani bir kafayı vurdum. Kazım böyle geliyor. Ama şey çok olur, komik evet. olurdu ya, röportaja gidip orada tak diye bayılsam. <laughs> Bütün oturdu. her şey iptal. Bütün o herkese ızdırap oldum. Düşsene. Şey, hastanede Fırantin'e Peres'leri ziyaret Aynen. ediyor. Dava açmayın Hocam... Onur Bey. <laughs> Hocam onlara bir şey takamıyor muyduk ya falan diye. Değil mi o? Oh, ihmal falan. Aynen. Buradan neydi kulübün adı? San Sebastian Delos Royos. Vay 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 vay. Ee, Union Deportivo San Sebastian Delos Royos kulübüne. Buradan Bir şey söyleyeceğim. İspanyolca konuştuğunu söyleyeceğim. Konuştum. <laughs> konuştum evet. Ee, Çok iyiydi. Bu bölümü Do bir daha söyler misin? Çok Union iyiydi. iyi. Union Deportivo San Sebastian. Dur dur bekle ben susuyorum tam başta. Ha buradan Union Deportivo San Sebastian de los Royals kulübüne buradan selamlarımı iletiyorum. Eee İş sahada mağlup tamamlamışlar ligi. 61 puan, 61 puan. Averajla iki, bir üst lige çıkamamışlar. Dördüncü ligde falanlar. Ee, iç yani atmosfer çok yüksek ki. İç sahada sıfır mağlubiyetle orayı tamamlamışlar ama e, sistem azizliği sebebiyle aynı puanda olmalarına rağmen herhalde ikili averaj. Çünkü Union San Deport neyse işte o takımın da ya, averajımız da daha iyi olmasına rağmen <laughs> herhalde ikili averajdan dolayı. <laughs> Çok iyi ya. Bayıldım. 61'er puanda. puan Helal olsun. Evet, takımın en skoru isminde bir defans oyuncusu olması da araştırmalarım da göze çarptı. 16 golle e, bir savunma oyuncusu. Union Deportivo San Sebastian de los Royos'la gönül Bahan bundan Öf, sonra he, devam edecek. şiir gibi. 90'lar Fernando Hierro gibi hoca. Savunmadan gol kralı. Yani ne yaptı acaba? Hiç bir ara İspanya Milli Takımı'nın golcüsüydü. Bir tane Kolombiyalı favoritimiz var galiba. Aspiriya. Ne o topçuydu be. Hadi. Anons. O zaman hocam e, bu e, laklakı bu geyi yapmamızı sağlayan önemli kuruma buradan saygılarımızı iletiyoruz. Programımızı Türkiye'nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu Paribu'nun katkılarıyla hazırlıyoruz. Paribu. Paribu. Paribu kültür sanat alanında önemli işbirliklerini imza atmaya devam ediyor. Sanatın tüm disiplinlerini kapsayan <laughs> arteriyle ile yaptığı işbirliği de bunlardan biri. Sanata destek her zaman çok önemlidir. Paribu ile Arter'de uzun cumartesi etkinliği yılda dört kez düzenliyor. Ve etkinlik kapsamında Arter kapılarını gece yarısına kadar açık tutuyor ki. Açık. Bu Madrid'de e, Prado Müzesi'ne gitmiş bir Gittim. var sanki. Prado Müzesi'ne British Museum. Geleceğim sana British Museum. Kraliçe Sofya Müzesi'ne gittin mi? Aa. Orada şeyi görecektin oğlum. Gernika'yı. Görmedim Neyse. oğlum. Neyse. Boşu gördüm. Neşi? Boş. Ha boş, güzel. Caravaggio gördük, boş gördük. Oo karavacığa. Ripley'den sonra iyi gelmiştir karavacığa. Sen rahat olacaksın. Sen de Ripley gibi her yerde karavacılığı göreceğim mi? Çok güzel olur. Bence evet. öyle bir kendine destinasyon çizme öyle nefis olur. Karavacıyı. Bu yılki uzun cumartesinden ikincisi 8 Haziran'da gerçekleşecek. Sergilerin yanı sıra kütüphane ve kitap evi de 11 ile sabah 11 ile 24 gece 24 arasında açık olacak. Programda konser ve atölyelerde ziyaretçileri bekliyor. Paribu ile Artel'de uzun cumartesi kapsamında Paribu kullanıcıları sergileri ücretsiz, ücretsiz, ücretsiz olarak ücretsiz. ziyaret edebilecek önemli. Sesli rehberlerden de ücretsiz faydalanacaksınız. Sesli ücretsiz, rehberler yani çok yani oluyor. Parasız. <laughs> parasız. Para vermiyorsun. <laughs> Bir karşılık yani... olmadan. Yanı sıra sınırlı kontenjan ile rehberli turlara da ücretsiz katılabilecek. Vay vay çok güzel. Müze gezin çok <laughs> güzel oluyor ya. Bir de bu rehber olunca abi çok iyi oluyor. Ee, bazı işte o tabloların ya da resimlerin her neyse eserlerin Doğru. arkasındaki e, hikayeyi öğrenmek, başka türlü bakmanı sağlıyor. Şimdi abi. bir konu aç. Açacağım Dur mi? bekle son. Tüm bunlar için Paribu kullanıcılarının 8 Haziran'da Arter'deki Paribu <laughs> gişesine gitmesi yeterli. 8 Haziran hatırlatıyorum. Sen de söyler misin? 8 Haziran bravo. Daha fazla bilgi için Arter'in web sitesini ziyaret edebilir ve Paribu sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Evet. Buyurun hocam. Sizdeyiz. Başlığım. British Museum ve Japonlar. Yani birisine ne diyeceksin? Şimdi başka bir şey diyeceksin. Şimdi önce Japonlarla başlayacağım. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Yani tamam. Refah seviyesi çok yüksek bir ülke. O yüzden ipini koparan dünyayı geziyor. Bir de adaya sığmıyorlar artık. Ha okey. Bunların hepsine okeyim de. Abi. Birey Japon yok mu ya? Hep toplu geziyorlar. Birer Japon yok mu oğlum? 20'den aşağı Japon yok ya. Kuzu ve kurt sürüsü gibi geziyorlar. Evet abi 20'den aşağı Japon yok. Bu kalabalık yerlerde 20'den aşağı Japon yok. Ve bir söyle de, böyle geçemiyorum. Her şey bir de rehberli onlar. Her şeyi sonuna hani Ne varsa bütün ekipman alıyorlar. Abi Şimdi oda rehber, oda. Prado rehber. Müzesi'nde oda oda böyle geziyorsun. Abi bir oda full Japon. Giremiyondu çıkamıyordu. Yani hani. Ah be. İşte sorunlar böyle oluyor insanların müzede. Biz burada kişisel gelişimimize katkısı olsun diye, dünya eserlerine, dünya miraslarını görelim diye sana bir yola çıkmışız. Sana helal Yediğimiz her eleştiriye bak ya. Peki Londra'da Japon yoğunluğu nasıl? British Museum'da aynı Japonlar da British Museum biraz daha ferah, Japon'u ekarte edebildim. British Museum'da e, eski Osmanlı ve Türkiye topraklarından giden eserleri gördüm. Siz mi? ne şerefsiz adamlarsınız <laughs> <yaşıyorsunuz gülüyor> ya. Arkadaşlar bir şey diyeceğim, bakın. <laughs> Kanım dondu ya. Özellikle sadece, sadece Osmanlı'da değil, sadece Türkiye'de değil yani bak çalmadıkları hiçbir yer yok ya. Mısır e, valisi Mehmedeli e, hocanın, paşanın evet. vermediği eser kalmış hiçbir yere ya. Her ya yere vermiş hocam, şey böyle bir görmedim. şey yok. Bak gerçekten. Bir adam. <laughs> oğlum adamlar tapına komple almış ya. Paris'e gitmişsindir tabii Komple ki. Komple ya. Concord Meydanı'nda bir tane Obelix vardır böyle. Var. Mehmet Ali Paşa'nın çat diye gönderdiği bir şey o. Onlardan biri de bizim dikil taşı değil mi? Ama işte en <laughs> şeyini oraya göndermiş. Üstü altın kaplı. Oluyor bunlar. Gerçek altın. Ama yapmayın gözünü seveyim. Evet. Ha bu arada şimdi evet. hırsız mırsız şerefsizlik okey. Yani <laughs> çok aşağılık bir hareket. Yani şimdi millet olarak korumuşlar. total almıyorum. British karar mercilerine şu anda yöneltiyorum bu suçlamalarımı ki... Bize durumunla alakalı bir sıkıntı şimdilikli olmasa ama hocam, da ama şey hocam. yapmayalım. Biz seviyoruz Britanya. Yani ama <laughs> şeyi de <Müziğin> söylemek <laughs> lazım yani. evet Abi adamlar <laughs> bir tane şey okuyorum 1807 yılı bize matbaa geleceği 80 yıl olmuş. Anladın mı daha 80 yıl önce matbaa yeni gelmiş adamlar müzeyi kurmuşlar. <gülüyor> <gülüyor> British Museum diye bir şey çıkartmışlar bunun envanterini oluşturmaya başlamışlar. <laughs> Ya biz buraya nereden ne koyarız diye bir yere adam falan yollamaya başlamışlar. E, Arşivcilik envantanına. Ve bin, 1807 yılında bilmem nereden gelen şeyle beraber İngiltere'ye getirilmesine karar verildi ve... ...British Museum envantenine alınması bilmem nesi. Ulan siz bunun kararını verdiyseniz <laughs> nereden kurdunuz ettiniz? Yani biz de 1807 yılında Allah bilir... Saklama konusunda evet yani... E, bizden giden o şey, biz tapınak dediğim şeyin mesela gidiş hikayesi. Geliyor bir, bir tane İngiliz buraya dolanıyor ediyor falan filan. O şu anda orada yapılı ve tamamen bitirilmiş halde duran o yer tamamen dağılmış. O dönemden fotoğraf işte var böyle bir tane. Tamamen dağılmış hiçbir yerde parçalar tamamen apayrı yerlerde bilmem ne bilmem ne. Adam geliyor padişah diyor ki ben diyor ya buraları şey yapabilir miyiz falan bir bakalım mı biz buraları gibi bir durum. Abi fermanı padişah veriyor. izin Aynen. alıyor. Aynen. Tamam diyor sen bak falan. Abi evet. adam öyle bakarken ya biz bunları bir Baksak mı sonra bir şey, yap, bir şey mi yapsak falan filanla karışık abi. İngiliz donanmasından hatta yanılmıyorsam bir gemi geliyor, yanaşıyor. Yüklüyorlar. Kimse de demiyor aga nereye. Biz ne yapıyoruz? Hani bunları şey çer çöp diye baktıkları için hani o anda 1800... Yani değerli ve kıymetinin şeyinde değiller. Yani evet. Adam böyle bir hatta bizimkiler de taşımaya da yardım etmişler. Ondan sonra öyle de bir durum olmuş. Alın kardeş bunlar bize fazla. Ha, işte Zaten işte taş toprak falan filan diye alıp götürmüşler. İnanamıyorum bak gerçekten ama bu bir örnek yani bu şerefsizliği aklamaz bu sizin hırsız olduğunuz gerçeğini değiştirmez Buna sevgili o dönemin İngiliz ee, şeylerine Berlin'de de biliyorsun ya ben bu sefer gidemedim daha önce Berlin'de Bergamon e, Bergamon evet Bergamon'da zaten onlar örneklerle peki evet. bu yoğunlukta bu kültür sanat e, spor aktivitelerinin arasında. Çok geldi Caner bu kadar. Röportaj var, aktivitesinin Uzaz, arasında zihnini rahatlatacak bir şeyler izleyebildim ben. yolda giderken Carlito'nun yolunu izledim. Dönerken de Jack Richard'ı izledim. Nasıl? Dönerken de yolda bir şey izlemeni çok bekledim ya. Carlito'nun yolu işte ne bileyim e, bir şey öyle bir film. İzledim ne güzel olabilir? Olabilmiş. Azap Neyse. yolu. Olabilir. Road to Perdition. Aynen. Dönüş yolu azap yolu. Evet güzel. Yo ee, ne alaka oğlum senin için dönüş yolu azap Yo, hayır. yolu mu ülke? <laughs> hayır. Karına değil. çocuğuna dönerken böyle mi hissediyorsun <laughs> sen? Yok hayır hissetmiyorum. Gülşah. Benim gerçekten şey... çok ayıp bak. Ben gerçekten bu, bu adam adına utanmaktan ben bu programda yoruldum. Çok özür dilerim. Ya benim. oğlum dur kaşıma benim, dur. Ben dönerken gözümde güller açıyor benim. Benim de. Ben çok mutluydum. Çok özleyerek aşırı döndüm. E, e, seyirci değerlendirsin. Şuradaki <laughs> samimiyeti. Bu ifade samimiyeti seyirci değerlendirsin. Ben bir şey demeyeceğim. Carlito'nun <laughs> Yolu. Evet. E, Alpaçino. Vay cips kola bir laf. Evet. Nasıldı? Eee... <laughs> Abi zaten kaçın Olsun Bir, ama heh. ben artık öyle takılmıyorum sana. Seyircimiz bakın şimdi, aa Carlito'nun yolu mu lan bu programda 2024 yılında demeyin. Ha. Bazı film hesapları var oğlum. Şey çok Brave üzüldüm, yolu, gene şey mi? çok üzüldüm evet. ya. Bütün filmin içerisinde... Hı. ...madem bunu konuşmak saçma o zaman ben spoiler da verebilirim. Verebilirsin. Verebilirim. Abi ma bütün bu hikayenin içerisinde gidip gene en saçma sapan adama... Orada en son bitti derken gitmesi benim çok canım sıkıyor ya. Onun şey benzerlerini başka filmlerde de gördük. Mesela. Ya çer çöp geldim. işte aslında filmin içinde bir çer çöp bitik var. Daha neler neler aşılmış, hangi okyanuslarla geçilmiş de derede boğulduk gene. Ah evet. Aynen. Ben şey seviyorum ya bu Amerikan e, polisin ya da işte kolluk kuvvetlerinin içindeki o şeyi anlatan e, Yolsuzlukları monstruklar işte. Oo, oo, oo. O filmler güzel oluyor. Jack Reacher. İşte aynı. Onu da izledim. Departed falan da öyle. Evet. Jack Reacher nasıldı? Jack bu şey mi? ama Tom, Jack Tom Cruise Jack Reacher mı? Tom Cruise Jack Reacher'ı izledim. Tamam. Dizisi Onu, değil. Evet. Tom Cruise Jack Reacher'ı izledim. Abi aynı aynı. İkincisi şey. mi bu? Hayır, ilkini işte. Ha, ilkini izledim. Aynı şey zaten yani söylemişsin şey, geçen de. Güzel da, bir aksiyon filmi ya. Ya aynı bunlar. Hani dizi de aynı, şey de aynı, mantık aynı, sadece tipler farklı. Ha, tipler farklı. Birinde başka bir motivasyondan <laughs> yönetmişler, diğerinde başka şeyden yönetmişler. Ee, en sevdiğim film tipi. Ben bu arada şimdi deyince deince Berlin'de yozlaşmış memurlar Berlin'de bir beyefendiyle yan yana geldik ve fotoğraf çektirdik. Bilmeri, bravo. Ama Bilmeri hocanın sana selamı var. Yani e, özellikle e, onur erdem'in e, senin. Bilmeri'nin ağzından onur diye bir şey çıktı ya. <laughs> böyle bir böyle bir yan yok yana... Yok öyle böyle yani. muhabbet etmedim ya. Ha. Sadece bakın <laughs> take a picture dedik. <gülüyor> <gülüyor> İyi güzel. Görmüşken çektireceksin ya böyle ünlülere. Hocam, Öbürler, e, müdürler, ben de e, çok e, şey, uçtuğumuz uçak ve döndüğümüz uçak e, multimedyalı bir şey değildi. E, ve o yüzden yolda bir şey izleme şansım olmadı mı? araya şey sıkıştırdım. Ney? Son iki bölümüm kalmıştı, Slow Horses, üçüncü sezon, ha, en tamam. son. Abi hep konuşuyoruz ama bir daha övmek istiyorum. Yavaş atlar. E, yavaş atlar, geri oldum gerçekten yani çorabı delik, sürekli pespaye o şey kirli haliyle... Gördüğüm en iyi antik kahramanlardan biri. Burada antik kahraman muhabbeti de yapmıştık hatırlıyorsan. Evet. Yani olağanüstü yani. Ee, ve e, her sezon üstüne koyma meselesinde gerçekten çok iyiler. Yani sezonu yine muazzam bitirdiler ve şeyi de çok seviyorum ben. Bitiyor. Bize, Devam edecek mi? Bir sonraki sezonun hemen şeyini veriyorlar. Sinik pickini veriyorlar. Muazzamdı yine. Bir sonraki sezonda da coşuyorlar belli ki. Yavaş atlayın. Yakında bizi. gelecekler galiba yine. Yani. Dördüncü sezon geliyor. Gelecekler dedim yani. Gelecekler Buraya geleceklermiş. Evet kadro yani Geri Oldman gerçekten sonra bir de şey açacağım bu ara izleyeceğim. Bir Geri Oldman filmografisi yapacağım hocam antolojisi. Güzel ben de öyle bir seçip Bak, ben Leon. de bir şey yapayım ya. Mesela Leon. Hani bir tane böyle şey seçip aslında enteresan olabiliyor yolculuğunu izlemek. Ben Leon'u yakınlarda tekrar izledim ya. İzlemişsindir. Şey de vardı çünkü. Anlattım zaten oğlum burada. Doğru. Doğru. En, en iyi de. kötü karakter. Abi konuştuk ya en iyi kötü karakterlerden biridir dedik hatta. Geri Bravo. Oton oradaki karakteri Bravo. için. Değil mi? Doğru. Evet. hatırlıyorum. Evet. Başka. <laughs> Bir de şey izledim. Onu da söyleyeyim. Başka bir şey izleyemedim çünkü. Yargı değişik bir finalle de bitmiş. Yargı mı? Yargı double twist final. Yani şey alternatifle evrende bitmiş. Bir şeyler ha. olmuş. Öyle mi? Bu şey gibi Tabii mi yapmışlar? Bu arada. Allah Allah. Vay Truffaut'a bak. Böyle bir şey olmuş. Hiç fikrim yok ama. Yani dizi izlemeyi bırakalı iki yıl oldu. O yüzden... Dün akşam son bir vakit buldum. Dedim ki şu programa güzel bir film izleyerek geleyim dedim. Yine bir bölüm izleyip geldi anlatacağım. Hayır Çok bölüm başladım. değil film izledim. Ha oldu. Mubi'den yok değil. Mubi'den izleyemedim bu sefer. Bu ee, ilk Movies'iz program. Evet Mubi'den bir şey izleyemedim. Ya bakın burada not İlk Movies'iz program. <laughs> ya filmler seçtim de izleyemedim. <laughs> güzel güzel. güzel. Ee, Challengers'ı izledim. Ee, sayın ha. Merve Gülbayrak izlemişti geçenlerde ki konuşuruz diyorduk. Ben de Little White Lies'ı aldım. Challengers özel sayısını. Ha gördüm kapağını. Evet. Ee, ben almadım. Ee, ha bu arada duyur itmeye gittim tabii ki. Tabii ki. Ee, bizim muhteşem. Hatta Sokak e de ilham kaynağı <laughs> olan birçok eser orada görmüşüz. Doğru. Mi? Onur'la beraber. Çok sevdiğimiz bir dükkandır. Biraz pahalıydı Little White Lies, aile bütçeme çok sarsacağını düşündüm. Sen kaça aldın? Ayıp dur sorması. Oğlum aynı zaten arkasında yazıyor. Ee, yok biraz pahalıydı. 12 euro Değil. mu 13 euro mu? 38 euroydu orada. Ben de ne? Dedin, 38 euro veremeyeceğim ne? bir dergiye dedim evet. Zaten onun pdf'ini buldum ben de ee, internette de yani. Oğlum öyle şey olamaz lan. Abi e, Berlin'de Almanya'da galiba. Şey kapaklı mı aldın? Yurt, Hayır yurt dışından dergilere değişik bir şey konmuş galiba. Bütün Amerikan dergileri çok pahalıydı bütün hepsi. Yani benim bisiklet dergisi de var Rulör. Rulörü biliyorsun. 13 euro aldım lan ben. Rulör de yani. mesela 28 euroydu. Normalde 13 euro falandır rulör yani. Hani şey normal fiyatı 12 euro. Almanlar siz de bu işi çözün ya. Ben yani. 38 euro 38 euro vurdum da çünkü <laughs> 1000 lira vermek istemedim bir dergiye. 1000 lira <laughs> 1000 liradan fazla <laughs> yani, Daha, zor, daha fazla misin? ediyor yani aynen. Kaç para ediyor i̇şte 38? Işte, 40 da onun şeyiyle beraber. 1200 lira falan. Ha 1200 lira. Skandal. Çok iyi bir single malt. 328 lira. Ee, çok iyi bir single malt. Tam da böyle Scotch whisky yani. Derine ne gitti ya. Aile bütçesine katkı dedi adam <laughs> bununla kıyaslamış. Ya ama yani işte aklıma o geldi. Neyse. Aklına hep o geliyor canım. Ee, hocam e, Challenger'sı izledim. Gerçekten evet. e, düşündüğümden daha fazla beğendim. Bir kere atmosferi... Niye ön yargı abi? Niye ön yargı? Abi tenis tenis filmleri böyle çok klişe hikayelere dönüyor. Bu evet. biraz daha e, başka bir yani o dünyayı anlatıyor. Ama o dünyayı anlatırken kompleks insan ilişkilerini bence iyi vermiş. Yani, Menajer ve, Tura var değil mi hocam? Evet burada? bravo hocam. Aşk üçgeni var. Ee, bilmiyorum biz de boş e, değiliz. sayın editörümüz ne düşündü ama ben özellikle e, bir de Josh O'Connor'a bayıldım. Yani o <laughs> çok iyiydi. The Crown'da hani Prince Charles'ı oynayan e, çocuk. İnanılmaz iyi oynamış abi. O çocuk çok büyük yıldız Zendaya. olacak bence. Zendaya iyiydi. Bende de çok iyiydi. Bir de zaten yazar e, Justin Kuritski's mi? Adamın adını unuttum şimdi. Bu şeyi yapan hanımefendiyle evli. Past Lives. Past Lives ama bak Perfect Days Tamam değil. anladım. Past Lives. Selin Song var. E, onunla Peki, evli. Peki sana soru. Adam yazmış dur söyle dur, unutma. Doğru. İki yerden esinlenmiş. Senin de çok sevdiğin bir kitaptan benim de Open e, Brad, e, Orada çünkü Agassi'nin e, Brad Gilbert'ın o zaman antrenörüyken Agassi'nin e, onu bir challenger turnuvasına sokmasıyla ilgili bir hikaye var. Bir oradan esinleniyor. Bir, de, bir Ser de Serena Williams Naomi Osaka maçını izliyor 2018 açık. Oradaki işte hakem şey e, bir puan cezası vermişti ya Serena'ya. Antrenörüyle, e, Patrik Muratoğlu'yla e, evet. iletişimde bulun diye yasak çünkü. Bu ikisinden esinlenip... Bir, bir şeyden bir, daha esinlenmiş. Bunu yazıyor. Neyden? <laughs> Mirka'dan. Kıdere'nin Ha evet. Ve bunu anlattığı bir bölüm evet, var. Evet yani. aynen. O Tam yatırken, onu söyleyecektim. Aynen. Ondan esinlendiğini söylediği bir bölüm var. Yani e, şimdi detay vermeyeyim. Sen de izle. İzleyeyim. Bu hafta. Dergi de getireyim. ha Bravo abi. Aynen. Haftaya... Dergiden de bir şey okuyalım. Siz de izleyin haftaya üzerine konuşalım. Olur. Şey gibi oldu. Kitap kulübü gibi oldu. Bu kitabı okuyun haftaya. Olur olur. Hafta. <laughs> Bundan sonra programı buna çevirdik. Hep beraber izleyeceğiz. E ben de bu kadar izlediklerim hocam. Ben de bitirdim. Senin bitti mi? O ben zaman e, dur şeylere geç. E, şarkılara geçme. Benim Tabii canım. Sen o çabuk. zaman hemen şunları dur bir dakika. Şöyle vereyim ki. Heh. Başlıyorum okumaya. Lütfen. Geçen hafta demiştik ki biz e, hangi <laughs> şeyin karakterin <laughs> şeyini giyeriz. Ha tişört. Tişörtünü giyeriz. Bir de en sevdiğiniz bölüm gibi. Güzel. Eren Çalışkan demiş ki en iyi dizi bölümlerinden biri. Bojack Horseman hmm. Sezon 3 Episod 4 Fish Out Of Water bölümü bence su altına hmm. geçen melankolik bölüm. ağzıma açık izlemiştim. Erman da, çok sever evet. Erman da mı çok sever? Allah Allah. Crowley 26. Çok Gümker'den güzel dizi geriye doğru. arada. Hmm. Succession, Connor's Wedding. Connor'ın kendi düğününde bile başrol olamaması, bölüm boyu <laughs> süren malum olaydan emin olamama haliyle beraber mükemmel bir bölümdü. Doğru. Gemideki bölüm değil mi? Hmm. Mes, me, aynen. Mr. Robot Proxy Authentication Required, dizinin en başından beri gözümüzün önünde duran ama görmediğimiz o gerçeğin açıklandığı perde hmm. perde, perde bir tiyatro oyunu formatında bir bölüm. Doctor Who Blink, Don't Blink, Doctor Who izlemeseniz de direkt açıp izleyebileceğiniz standalone bir bölüm demiş. Hiçbir fikrim yok bununla ilgili. Alalım. Talat Pamuk 17.08 haftanın sorusuna yazdı. Sheldon Cooper Smart is the new sexy tişörtü tam benlik. İkimiz de IQ'su yüksek, IQ fakiri insanlarız. Ya da biz haklıyız <laughs> ama insanlar bizi anlamıyor. Çok, iyiymiş. çok mütevazı varlıklarız aynı zamanda demiş. Sheldon Cooper çok iyi. Ee, Mehmetcan evet. Doğru Göz demiş ki en iyi bölüm True Detective sezon 1 episode hmm. 4 Who Goes There demiş. Çok iyi hakikaten adam. Sonra Cima. Her bölümü çok iyi de. Ha bak California Cyan, <laughs> Hank Moody. Hiç düşünmeden tişörtünü bastırıp giyebileceğim bir karakter. Çok iyi bravo. Derdi. Çok mantıklı. Bravo. Çok, çok, iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bravo. Baran Yıldız, Ted Lasso'nun Be Curious Not Judgmental sözüyle beraber güzel baskılı bir tişörtü SS'ye giyerdi. Bu da güzel. İki sorunuza birden cevap vereyim. Sizi kurtarayım bu jenerali demiş sever. Tişört olarak Disney'den X-Men 90'ından Magneto. Hı. Bu Aa. aralar o lülerle beyaz saçlarıyla inanılmaz cool bir abimiz veya Gambit olabilir. Olur. Ee, özellikle 5. bölümden sonra kafayı yemiş vaziyetteyim. Bölüm olarak da 5. bölümü söyleyeyim. Hype'ına kapılmış vaziyetteyim. Burada demiştim 5. bölüm hatırlarsan. X-Men 97 5. Bölümde Eminim Caner abi de aynı şeyleri yaşamıştır, izlemişse. <laughs> Demiş mi? Evet. Hiç bu arada Onur Erdem'i izlemesi için baskı yap, yap yapmalı kesinlikle. Çünkü Onur Erdem de hepimiz gibi 12 yaşındaki bir erkek çocuğunun sevdiği şeyleri seviyor. O yüzden bunu da sevecektir. <laughs> Bak Caner'i geçtim. Sen o kadar güzel bir çocuksun ki. <gülüyor> <gülüyor> o kadar güzel bir insansın ki oturup izleyeceğim bunu. Çok güzel yazmış çocuk. Helal Neydi bu izleyeceğim şey benim? X-Men 97. Ha daha mi izleyeceğim? Quasimodo. <laughs> 982. Boğaca Korsman tişörtünü alır kaçar. Ayrıca düğünde fremenler solucana bindikten sonra yorulana dek giderler. Solucan yorulur ve yavaşlar. Durma noktasına gelince de ya kenarından kayarak inerler ya da solucan durduysa kuyruğundan yürüyerek inerler. Bu kitapta yazıyordur bu Serinin üçüncü ya. kitabında öyle diyor Aynen. en azından. Evet. Nihayet Ama işte ya. kitap okuyan birinin yazması lazım onu ancak. Aynen. sağ i̇lim, ilim, yazmış. Ilim ilfan sahibi birini bulduk yani. Ya bizim işte? gibi. Yani <laughs> izlediğimizde yetinen. <laughs> Anı vermiş izlediğim yeni dizi bölümü If There's Person of Interest demiş. Hmm. Çok uzun bir yazı var. Okuyacağım hepsini. Genç de o demiş ki Onur Erdem'in <laughs> negatif tavsiyesi ve bir 90 dakikanızı benim için feda edin talebi üzerine kasada parti izlemeye başladı. <laughs> Oğlum o gün Prime'ı açtım gördüm filmi elim gitti sonra çektim yani. <laughs> Bunu hep beraber yaşayalım bu. bu İzleme ya. partisi yapalım mı? Kazada, kazada. O, yapmayalım. Yapalım mı? Yapmayalım şey. ben bir 90 dakika verdim. 10 dakika sonra durdum <laughs> ve düşündüm. Evet hiçbirimiz özel değiliz ve hiçbirimizin buçuk saati bu benim için bir saat 20 dakikaydı. Feda edemeyeceği kadar değerli değil. Nelere ve kimlere harcamadık ki zamanımızı? İnsan Onur Erdem'e daha de harcar. Demeden önce bir durun. Bakın arkadaşlar filmi açın sonra boş bir odaya gidip bir buçuk saat oturun. Film bitince ekranın başına dönün. İnanın daha değerli bir süreç geçirmiş <laughs> olursunuz. Elinizden <laughs> dinlersin. Ben de dayanamadım bir filmi bırakıp zaten öncesinde hiçbir şey yapmadığım günüme yine hiçbir şey yapmadan devam ettim. Ancak bir şey yapmak için yola çıkıp hiçbir şey yapmamaya döndüğüm o arta kalan bir saat 20 dakika var ya. İşte o süre benim için hiçbir şey yapmadığım süreler içinde en değerlisiydi. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş bir metin. Son nefesimi verirken o 80 dakikayı düşünüp değdi mi diyeceğim. Çok iyi. <laughs> Ölürken sanki 80 dakika önce ölmem gerekiyormuş da sırf o filmden vazgeçerek 80 dakika daha yaşamışım gibi hissedip sevdiklerimle 80 dakika daha geçirmiş sayacağım kendimi. <laughs> bunu filmi tanıtım metnine koysunlar. <laughs> Bazen yani. hiçbir şey yapmamakta <laughs> ısrar etmek bir şey yapmaktan daha değerliymiş. Ben bugün bunu anladım. İlla bir şeylere feda etmektense hiçliğe feda etmek zamanı. İşte asıl değerli olan buymuş. Ben bunu anladım. Bana bunu anlattın. Teşekkürler <laughs> o Jean Paul Sartre ya. Acyel Ayrıca sana senin için harcanacak 80 dakika borcum var. Bir gün istediğin konuda istediğin çekti. Bunu ödemeye hazırım sevgiler. Ya bu benim hayatımda okuduğum en güzel şey olabilir <gülüyor> ya. Müthiş ya. Olağanüstü. Bu benim hayatımda okuduğum gerçekten galiba en güzel yorum olabilir. Galiba bak, kim bak, şey neymiş? Gençto. Gençto. Genç dost arkadaşımız. Be, böyle birbirimize sarılarak büyüyeceğiz. Birbirimize sarılarak, kucaklaşarak ayakta kalacağız. Genç dost arkadaşımız gel sen bir ofise biz sana sarılalım ya. Bu çok güzel. Gel bir sarılalım. Şey. Vallahi çok güzel. Gel sarılalım. Beraber burada açalım. Hep beraber izleyelim kararı. Ya bu birbirine. programı, bu programı yapmamızı anlamlandıran bak kendi anlam zaman anlamlandırması Aynen. üzerine. Ve yani anlamlandıran bir, bir metin yani. Bir seyirciyle yaşadığım en güzel temasın kazara parti filmi üzerinden <laughs> çıkmış olması da. Al Ol sana işte. Yani böyle bir eser bu. <laughs> bu eserin değeri sonra anlaşılacak. Diyor ya Fransız Coppola. Allah kahretsin gerçekten ya. Fransız Coppola diyor ya. Kimse ya yapım sürecinde. Çıktı mesela izliyorsun. Abi bunu yayınlamayalım ya. Diyen olmadı mı ya? Ya bu şeyler gibi düşün. Ünlü sinema eserleri, tablolar değeri anlaşılmaz. Yıllar sonra anlaşılır. Yüzyıl yıl sonra şeye satılır. Bu da öyle olacak. Kazade par... Neydi lan? Ne ya ne inşallah ismi? böyle olmaz <gülüyor> yani. <laughs> Kazade par... Kazade par... Değil mi? Aynı şey işte. <gülüyor> <gülüyor> Okuyayım mı buradan? Tabii tabii. Fırat biçimli. <laughs> Switch dizisinden Harry Specter'ın Life is this, I like this sözünü tişört ederdim. Harry Specter de iyi karakterdir hocam. Erhan Arslan, Sopranos dizisinin 3. <laughs> sezon 11. bölümü en underrated bölümlerden biridir. <laughs> Sopranos da hakikaten efsanedir. Bir mafya dizisindeki bir bölümün bu kadar komik olması dizideki karakterlerin hem çok yönlü olmasına hem de bunları bu şekilde başarılı bir şekilde icat ettiklerinin işarettir bana göre. Erhan Aslan Hit filminde oynayan Robert De Niro'nun canlandırdığı Neil McCauley karakteri ve onun I'm Alone, I'm Not Lonely sözünü tişörte bastırıp söz möz var ha çok güzel. Güzel. Bu tişörtte de göğsümü gere gere dolaşırdım. Furkan Açılar. Acılar mı açılar mı? Acılar. Benim yorumum şu şekilde oluyor. Durmak istediğin yere yakın solucanı sağa ya da sola kırıyorsun. Solucan. Solucan yavaşlıyor. Bir Şahin bir Doğan edası. Niye solucanın normalde düz mü gidebiliyor sadece? Valla bir educated Sinyal... yapmış ha. arkadaşımız. E, atlar da öyle oluyor bir kafayı yana şey ettiriyorlar ve duruyor ya. En iyi falan Atlara değil. Atlara laf de, yok şu an. Güneş kumsal. En iyi falan değil de işler güçlerde Murat Cemçir'in aşkından ayrıldığı sahneyi ne zaman izlesem gülerim. İzlemedim ben. Nasıl bir şahane şey acaba? Merak ben ettim. Ben izlemişim bir kız. Halil Tepe. Tişörtüme Darth Vader'ı bastırırım. Bana göre tarihin en iyi dizi bölümü Star Wars Klon Savaşları animasyonunda 7. sezon 10. bölümü olan The Phantom Apprentice bölümü. Bu animasyon dizi de çok iyi bu arada Klon Savaşları. Onu da tavsiye edelim. Hocam peki o zaman... Ne dinledim? Ee, ne dinledin? Göğsümü gere gere bir şarkı vereceğim bugün size. Niye diğerlerini utanarak mı verdin? Yo bir haftadır dinliyorum şarkı. Bir hafta bu şarkıyı dinliyorum. Ha, tamam. Sabrina Carpenter Espresso. Oo. Neden <laughs> Diyeceksiniz <gülüyor> ki <gülüyor> hayırdır birader? Sabrina Carpenter'dan bahsettik burada. Kimin e, manitası şu an biliyorsun. Kimin? Barry Berry. Keow. Aa! Saltburn üstü şey. Ne diyorsun e, ya? Okay o zaman şey. Espresso'nun şarkı sözlerini açalım. Demek ki Barry'e yazılmış. Bakalım. Her şey Sabrina. <laughs> Sonserinde bebeğinin fotoğrafını koyup şeye yazmışlar, 5 aydır çocuğunu görmüyor bu kızın peşinde dolanmaktan yazmışlar. Yazık canım benim Aynen. ya. Bak şimdi ama şarkının sözlerine bak. Evet dinliyoruz. Okuyorum. Now he is thinking about me <laughs> every night. Şimdi o benim hakkımda düşünüyor her gece. Is it that sweet? I guess so. Bu tatlış bir şey değil mi? Evet öyle. Ee, bence öyle. Say you can sleep baby. Uyuyamadığını söylüyorsun bebek. Biliyorum çünkü bu benim. Espresso diyor. Senin rap yapman lazım çok uygun. Yapmayayım bak. <laughs> Neyse, buradan da baktım. Demek ki... E... Sabrina Carpenter. Benim give a fuck'larım bitti diyor mesela. My give a fucks are on vacation, tatilde diyor. Mesela benim give a fuck'larım tatilde diyor. O çok yüzden güzel. diyor... Falan. Neyse, güzel. Beğendim. Şarkı çok iyi ya. Adı neydi şarkının bir daha söyler misin? Espresso. Espresso. Evet. espresso. Bir şey daha vereyim. Bir şey söyleyeceğim, Espresso müthiş bir şarkı ismi o. Çok iyi yani. Bir kere beni oradan alıyor zaten. That's That Me Espresso. Çok iyi. Aynen. Evet. Like Song. Evet. Neyi like'lamışım? Oh. Heh. Peggy görmüyorduk. <laughs> Ee, Lobster Telefon şarkısını söyleyeyim ama tırt. Ee, Empire of the Sun'dan Changes'ı öneriyorum. Empire of the Sun, gene Empire of the Sun şarkısı gibi Empire of the Sun şarkısı yazılmış. Kesin. Severiz. İyi gruptur. Güzel. Bir de London Grammar'ın Kind of Men'ini son çıkan onu da beğendim. London Grammar yani nasıl de bir, bir sestir ya. Evet. Hanımefendinin sesi. Acayip bir ses o ya. Bir gün dedim ya ulan. Bazı sesi. sesi. Ya oğlum ya. <laughs> Ya, Allah Her hafta 10 Allah. tane kadın övüyor burada ya. Ya ya. Aa. Üstü beylik sağ Beni gibi vuracak bu ya. Kardeşim biz burada tarafsız sanat, kültür, aynen, aynen, sanat, değerlendirmeleri kültür sinema değerlendirmeleri yapıyoruz. Bizde başka hiçbir şey yok. Ee, yani iyi söyleyeceğiz, sanat, güzeli kültür, söyleyeceğiz. Sanat, sinema, müzik. Güzeli söyleyeceğiz, iyi söyleyeceğiz. Tabii doğru. Mesela söyleyeyim. <laughs> evet. Supergrass grubunu hatırlarsın. Hatırlarım. Nasıl hatırlamasın? Gaz Kump's. Kendisi grubun lideri. Vokalı, evet, her boku, şey, her şeyi. Kariyeri de vardır kendisi. Ee, son sol e, albümü, dördüncü solo albümü çok iyi abi. Bir kere albümü tavsiye edeyim. Oradan da zaten çok popüler oldu. Don't Say It's Over. Yani ben de lupa Bitti, aldım. Acayip iyi gidiyor. Berlin seyahatinde falan çok iyi gitti. Ee, burada bir de, ha! Bir de Nadişah hep sevdiğimiz bir hanımefendidir. The Gin One. Gin One. Yani cintonin cini, Gin One. Anladım, anladım. Çok güzel. Ee, bir de saksafons grubu The Saxophones. Ee, ustanın sesi şeye benziyor. E, Stuart Staples'a benziyor ee, solistin. Yani e, Stuart ab abinin grubunun adı neydi ya meşhur? Neydi? Ee, hocam bayılırız ya. Şey sesi vardır böyle. Tinder Ha Tinder Nasıl hemen anladın herhalde? Ee, ondan da The Mist. Yani pus sis. Pus sis. Evet çok güzel. Ee, bu şarkılara hocam bu ara çok takıldım. Ee, durumumuz şey budur. Şey yok mu yani bir elektronik elektronik Berlin şeyinle? Ee, hocam ha bravo. Çok iyi geldin. Denk gelmişsin de çünkü ben gördüğüm Abi, yerler oralar. Şey istedim. Challengers'ı şeyden önce din, izlemiş olmayı çok istedim. Ee, Berlin seyahati öncesi. Niye? Çünkü soundtrack'ini Trent Reznor ve Atticus Ross yapmışlar. Abi dın dın gidiyorsun ya Blaze konserinde gibisin inanılmaz iyi soundtrack. Ya manyak bak. Bence filmde açıyorum. Challenger soundtrack. o yüzden detaya girmedim de onları da konuşuruz. Yani şey, mesela Michael Mann'in Ferraris'inden alamadığım bazı şeyler vardı beklediğim. Çünkü bu tip şeyleri çok iyi kullanır işte. Guadagnino'nun adamın soyadını hep yanlış Guadagnino. Luca Guadagnino. Sonunda kayboluyorsun soyadının öyle bir yer. Luca üstad, ya, üstad muazzam, muazzam iş çıkarmış yani o konuları. Yani bütün ekibi çok iyi toplamış. Trent Reznor zaten malmiş de. e, evet. social network'te Oscar falan almıştı. Müziği falan. Üstad Trent Nine, Reznor, in, Nine Inch Nails hocam. Nine Inch Nails. Şeyi David <laughs> Bowie'nin... Hmm, <laughs> hmm. Onun Trent Reznor şeysi Trent, de aynen. aşırı iyidir. Şeyleri çok iyi yapar zaten. Bu yeniden düzenlemeleri evet. usta çok iyi yapıyor. Burada da her... Gereken her saniyenin doğru müziği yapmış abi. Muazzam yani. Muazzam. Göreceksin yani çok hoşuna gidecek Dinleyeceğim. Bugün Sesi mi? açarak izliyorsun filmi bu arada. O çok iyi. Söz veriyorum. Bütün bugün e, sound yani ses editi falan hepsi çok iyi. yani Tenis topu sesinden tut şeye kadar. Haftaya Challengers <laughs> konusunun açılma <laughs> sebebinde şöyle söyleyeyim. Haftaya evet bu adam. Ah evet. gideceği için. İnşallah bir aksilik olmazsa. Olmaz Caner sana Belli ne zaman aksilik oldu? Belli olmaz. Ç gideceği için haftaya full komple, komple tenis konuşuyoruz. Komple. Komple. <laughs> Maalesef Nadal elendi. Şey de yapalım Ozan. Abi Ozan şöyle yapalım. Match Point'i izleyelim. Aa tenis şeyi özel. Aynen. Challengers izleyelim. Başka tenis filmi ne var? Ee, Şeyleri var. izleyelim. ama hatırlayamadım bir yani. Williams'ların belgesel ha, belgeselleri, belgesellerleri evet. onları bunları izleyelim. Evet. evet. İşte ne, ne vardı şey? Hatta Challenger şeyden çok daha iyi maalesef. King Richard'dan işte. King Richard şeyi anlatıyor. Breakpoint diye bir şey var. Ha, ha, break. Bir rekabet var. Battle of the Sexes. Ha Battle of, ha, of the Sexes evet. şey var bu. Şeyi anlatan. 70'lerdeki meşhur. Babelik şey maçı. Kimin? İşte King Richard, Kral Richard. Ha, ha Tamam tamam. İşte okay, şey, William okay. sahilisin. Aynen. Haftaya tenis. Bu program tenis konusu. Tenis. Sonra Euro. Böyle gidiyoruz spor konusu. Tabii. Aynen. Teniste de grup var. Şarkıyı <laughs> da oradan veririz. Aa tenis grubu çok güzel. Aynen. Bitti gitti. Ha, ha, Lütfen. 12 Sövete. Haziran'da gideceğimiz bir konser var. Neydir? 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 Aydır? <laughs> 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 Neydir? <gülüyor> <gülüyor> Nedir? Nedir konserimiz? Ee, Arkay konseri. Arşiv. Arşiv. Benim de çocukken e, şeyde lakabım da arşiv. O yüzden çok severim Arkayı grubunu. Ayrıca dinlerim. Gene en dar açıdan kendini öldü bu adam. <laughs> Hayır. Bu hiç. adam gene en dar açıdan kendini öldü. Sor yani. bak ara Muratcan'ı sor. Abi de Sinan'ı sor. İstifçi de demiş olabilirler Caner sana. İşte arşiv biraz yani girmek evet. yani dışında. O da ayrı bir ruh hastalığı oluyor çünkü. Evet. Buradan bütün arşivcilere sevgilerimi saygılarımı iletiyorum. <laughs> Siz olmasanız gerçekten geriye hiçbir şey kalmaz. Yani Gülşah'a sorsan e, benim o huyum e, onu deli ediyor tabii yani. Doğru. Evi çünkü. Peki biz buradan. Evet. Hiçbir fikrim olmasına rağmen. Evet. İki tane izleyicimize. Ne yapıyorsun? Arkay konserine bilet vermiyor muyuz? Ya vermeyen ne olsun ya veriyoruz. Biz de böyle adamız. İşte böyle bir adamız. Şartlar. Soru soracağız şimdi size. Evet. En beğendiğimiz cevabı vereceğiz. Soru da şu. Jüri olarak ama büyük Sinema jüri. Çok büyük jüriyiz biz. Sokrate jürisi. Sinema tarihinden yara <laughs> evet. ya da dizi tarihinden. Evet. Beğendiğiniz. Çok önemli soru. En iyi çift. Ve neden? Dediğim gibi evet. en iyi çifti seçin Çift. ikili olur üçlü olur yani hiç fark etmez. En yakışan en iyi. En, en birbirine yakışan ve zorlu PSM'de archive konserine sizi yollayalım. Mesela 10 örnek vereyim. Ben Bill Murray'i bu hafta gördüğüm için söyleyeyim. Lost Translation'da Scarlett Johansson Bill Murray gibi. Mesela. Örnek sallıyorum yani. Mesela. Aklıma en yakından geldi. Aynen. Onur Erdem'in de Bonnie and Clyde. Güzel tam net geldi. Mesela aynen. Faye Dunaway ile Warren Beatty miydi? Warren Beatty'ydi. Tabii. Ya. Çok iyi. Kedi geldi. kadınla şey Batman o çok şey tutkulu vahşi mesela evet. seçenektir kafanızı açın yani lan son batman de çok iyiydi bu arada şeyini oynadı Robert Pattinson'ın şeye gelmiş onu da tavsiye edeyim tekrar Kim hazır son dakika ha evet evet ya Netflix'e gelmiş ya Prime isinden birine Aynen. platform olarak izleyin değil. Batman iyidir o zaman kapatıyoruz Hoşçakalın efendim Hoşçakalın. Ee, kalın efendim. işbirliğiyle hazırladığımız çok iyidir çok severim programında Onur Erdem ve ben Canerler sizlere yine bu hafta çeşitli tavsiyelerde bulunduk. Tavsiyeler de Haftaya, etmedik. Haftaya backhandler, forehandler. Evet backhandler, forehandler, kısa toplar, drop shotlar falan e, gelecek Hoşça hocam. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye. Yarının dünyası Paribu sundu. Paribu.